Bektaş Yanılmaz adına iki oda ayırtmıştık Edirne'den. Bir dakika. Evet, Bektaş Yanılmaz. 207 ve 214 numara. 207 ile 214'e çıkar. Teşekkür ederim. Bir şey emreder miydiniz? Soda. Baş üstüne. Nasıl, balıklar taze mi? Geçen seferkilerden memnun kaldık ha. Şimdi bana bir kilo sardalya, üç tane de palamut ver abi. Sen severdin balıklara akı içmeyi. Edirne'de hasret kalmışsındır şimdi. Roka da alırız, bol limonlu bir salata. Oh, ağzım sulandı vallahi. Sen ansızın kaybolunca çok korktum. Aklımıza bin türlü ihtimal geldi. Öldürdüler, yok ettiler dedim. Olsaydı çabuk duyulurdu, çıkardı. Beş ay sonra mektubunu alınca rahatladım. En iyisi ayrılmaktı İstanbul'dan. Bizim patronu eskiden tanırım zaten. İstanbul kumarhanelerinde çok para bırakmıştır. Şoförlüğünü yapıyoruz işte, geçinip gidiyoruz. İyi para veriyor. Bizim de perişanlığımıza diyecek yok. Karı koca Tarzan, zor durumda. İstanbul'a niye geldiniz? Gezmeye, patronun canı sıkıldı. Sağ olsun bizsiz bir yere gidemez. Ne iş yapar senin patronun? Eski kabadayılardandır. Çiftçilik yapıyor. Can çıkmayınca uy çıkmazmış. Ara sıra özler İstanbul'u. Kumarı çok sever, kadını, eğlenceyi. Anlayacağın, hayatının son günlerini değerlendirme çabasında. İşte bizim baba yadigarı koca konak. Eski halini bilirsin Osman kardeş. Şimdi neredeyse üstümüze yıkılacak. Şükran! Hey Şükran! Şükran! Bak kimi getirdim! Hoş geldiniz. Bak Osman karım. Sana bahsettiğim çocukluk arkadaşım Osman. Hoş geldin abi. Sağ ol bacım. Biz bir şeyler getirdik. Balık filan. Osman abi balıklar akı içmesini çok sever. Sen bunları alla, açlıktan ölüyoruz. Hadi Osman gel. Hey Turan, balık ızgara mı tava mı? Nasıl istersen.
Eskiden içimizde bizi yaşatan bir hırs vardı. Şimdi o yok. Kendimi mezarda sanıyorum. Bak, bu Rüştü amcam. Geçen yıl öldü. İyi tanırdın onu. Tavla oynardı seninle. Babam rahmetli, Saliha teyzem, bu evin canlılığını hatırlarsın değil mi? Şimdi ölü sessizliği korkutuyor beni. Hele işsiz kalınca. Sende de aynı cansızlığı, isteksizliği görüyorum. Yaşayan ölü gibisin. Öyleyim doğru. Yorgun ve yılgınım. Hiçbir şey heyecan vermiyor artık. Eskiden bir duble rakının, limonu bol bir salatanın bile tadı vardı. Asmalı mescit barlarından en paspal bir karı kaldırmak bile güzeldi. Hayallerimiz vardı. Yarın bizim için gebeydi. Evlenmek hayatın son durağıdır derdin. Karını seviyor musun? Karımı? Seviyorum herhalde. İyi kız. Fakat her gün üç posta kavga ederiz muhakkak. Niye? Yokluk. Yokluk be abi. Kızın ne üstünde var ne başında. Bir yere çıkartamıyorum. Geçenlerde çalgılı bir gazinoya gidelim dedik. Paramız yetmedi, neredeyse rehin kalıyorduk. Sana bir miktar borç verebilirim. Ödeyemem ki. Ödeyemezsen borçlu kalırsın. Borçsuz kimse var mı dünyada? Ne kadar istiyorsan al. Hiç değişmemiş bu huyun. 300 lira iyi mi? Bakkala da borcumuz var biraz. Hı. Al. Bacağını kırdık galiba. Bugüne kadar hep sen kazanıyordun. Şimdi sıra bizde. Devam ediyor musun? Paran var mı? Bana biraz daha para verebilir misin? 55 bin liramız vardı. Hepsini size verdik. Özür dilerim. Bir yerden alamaz mısın? Borcumuza düşkün adamız bilirsin. Nereden bulayım abi? Kusura bakma. Olsa esirger miyiz? Mümtaz Bey, borcunuzu ben kabul ediyorum. Herhalde müsaade edersiniz. Hikmet Bey, 45 bin liralık fiş daha verin. Hesap benim. Sonunda bir anlaşmazlık olmasın abi. Ben aranızdaki alacak verecekten sorumlu değilim. Sizi bilirim. Tamamdır, hesap benim. Teşekkür ederim. Borcumu yarın öderim. Senin patron iyi bugün. Şans dönmezse büyük para alır. Kim kayıpta? Mümtaz Bey. Evet, 45 bin lira. Açık. Peki. Evet. Çift pot. Evet. 3 pot daha. Az. Buyurun. Kart? Çift kart. Siz? İstemez. Bob dostum. Hepsi. Ver lans. Kabul. Kare 9.
Kare 10. Bu da bitti. Param yok artık. Borç verirseniz yarın öderim. Yarın söz mü? Söz. 100.000 liralık fiş daha. 100.000 liralık fiş. Bektaş Bey'e yaz. Bol şans. Şans mı kaldı? Felç olduk, felç. Bir vodka ver içelim. Hayır. Açık. 3 defa. Kabul. Ben yokum. Kart. Tek kart. Çift kart. Çift. Bey gene kaybetti. Sen oynamaz mısın hiç? Ben sadece bakarım. Artık yeter. Bu kadar kayıp yeter. Bir soğuk su ver oğlum, içelim. Devam ediyor mu? Yardımcı yok ki. Osman. Dükkanımız kapalı beyim. Patronların nerede? Patronlar gitti. Hoş geldin Bektaş Ağa. Hangi rüzgar attı seni? İnsan dükkan kapandıktan sonra mı gelir? Bizim için dükkanın kapalısı açığı mı olurmuş? Canın sağ olsun tabii. Şöyle buyur. Bir içkimizi iç. Oğlum şu masayı hazırla. Senin yüzünü gören cennetlik olur. Emriniz? Soda. Hadi oğlum çabuk ol. Siz bir şey içmez misiniz? Soda. Boş ver ya, bu saatte soda içilir mi? Ben gidiyorum abi. Peki kızım. Gitmesin, otursun. Gel. Meşhur Arnavut Bektaş. Ne içersin? Mersi, bir şey içmeyeyim. Viski içecekmiş, viski getirin. İşin içine viski girince karı uçacak demektir. Siz de beni götürür müsünüz? Nereye? Götürecek yeriniz yok mu? Ben burada yabancıyım. Anlaşırsak kolay, bize gideriz. He. Kusura bakma. Evde başka bir şey yok. Bakalım ben hangisiyim? Şu. Bu. 23 Nisan, çocuk bayramı.
Doğrusunu söylemek gerekirse şaşırdım. Başıma böylesi ilk defa geliyor. Çocuk senin mi? Benim. Öbürleri? Annem, babam. Onlara mı kızdın yoksa? Yok, kızmadım. Üzüldüm. Annen, baban, çocuğun ve çocukluğun. İstersen başka bir yere gidelim. Mümtaz Bey'e borç vermeni anlayamadım be abi. Onunla 20 yıldır kumarlarda karşılaşırız. Çok zengindi zamanında. Kumar onu batırdı. Fakat aksilik olacak, ben adamın karşısında hep şanssızım. Benden kazanır başkasına verir. Bunu bildiği için beni çok ezmiştir. Çok hırpalamıştır. Bizi meteliksiz bırakıp halimize güldüğü zamanlar çoktur. Ben ona 200 bin lira verirken eski günlerin intikamını, acısını alıyorum. Adam parayı zor öder. Biliyorum. Bilerek verdim. Onu daha çok ezmek için. Şimdi parayı isteyeceğiz, kıvranacak karşımda. Kıvransın istiyorum, ezilsin. Buyurun, kimi istiyorsunuz? Mümtaz Bey'i görmek istiyorum. Buyurunuz. Kim diyelim beyefendi? Edirne'den Bektaş. İki adam seni arıyor baba. Nasıl iki adam? Biri yaşlı, biri genç. Edirne'den Bektaş... Bey mi? Buyursun. Beyefendi! Buyurun yukarı. Hoş geldiniz Bektaş Bey. Hoş bulduk. Şöyle buyurun, buyurun. Sigara... Beyefendi bir şey içerler mi? Teşekkür ederim. Kızım... Kızım Elif! Allah bağışlasın, çok güzel kızınız var. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kızım, bizi bir dakika yalnız bırakır mısın? Peki. Ben yarın Edirne'ye gidiyorum. Bizim parayı bugün ödeyeceğinizi söylemiştiniz. Evet, söylemiştim ama beklediğim hiçbir yerden para gelmedi. Sana karşı mahcup duruma düşmek istemezdim. Kumar borcu namus borcudur Mümtaz Bey. Parayı akşama tedarikleyin. Bana birkaç gün daha müsaade edin. Bugünlerde imkansız. Siz İstanbul'un yabancısısınız galiba. Yukarıdaki bey sizin babanız mı? Hayır, ben onun şoförüyüm. Ah, şoför. Bilince babam bana da bir araba alacak. Araba? Araba kırmızı. Kırmızı. Sizin araba ne renk? Siyah. Az para değil Bektaş Bey, 200 bin lira bu hademeyle bulunur mu? Bunu alırken düşünseydiniz daha iyi olurdu. Beni iyi tanırsın, alacağımı kimse de bırakmam. Biz de borcumuza düşkün adamız. Kumarda milyonlarca para kaybettim ama bu evden başka hiçbir şeyim yok. Bir de kızınız var. Sen resim yapmasını biliyor musun? Hayır. Bak, bu resim var ya, bu resim ben yaptım. Yapma yahu, kendi aklınla mı yaptın? Tabii. Bizim orada da çok güzel atlar var. Ben hiç ata binmedim. At çok iyidir, çok. Ne demek istediğinizi anlamadım. Gayet basit, ya parayı ya da Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı. Nasıl olur? Bunu nasıl istersiniz? Kızınızı evlendirmeyecek misiniz Mümtaz Bey? Ben de Allah'ın emriyle kızınıza talibim. Davul bile denge dengene vurur. Bunu nasıl yakıştırıyorsunuz kendinize?
Kızınızı çok beğendim. Gerekirse üste para bile veririm. Benim satılık malım yok! Teklifimi iyi düşünün. Bir saate kadar kararınızı beklerim. Kızınızı bana verirseniz 300.000 lira daha veririm. Çok ayıp ediyorsun Bektaş Bey. İnsan bu kadar sıkıştırılmaz. Gidiyorum. Siz gene de bir düşünün. Bir saat sonra telefon edeceğim. Papaz mı bu? Papaz mı? Ne papazı? Çin papazı. Tekrar görüşürüz küçük hanım. Allah'a ısmarladık. Ne oldu para işi? Adamın kızını gördün mü? Gördüm. Güzel değil mi? Güzel. Ben aşık oldum galiba. Neyin var baba? Bir şey mi oldu? Bir şey yok kızım. Ben seni tanımaz mıyım? Görüyorum, üzgünsün. Yok bir şeyim. Sana komik geliyor değil mi? Yapma abi, dalga geçme benimle. Vallahi ben gayet ciddiyim. Kızı gördüğüm an içimde bir ateş yandı. Allah'ın emriyle istedim o an. Borcundan ayrı 300.000 daha dedim. Kararını bir saate kadar öğreneceğiz. Kabul ederse sana istediğim bir arabayı hediye edeceğim. Kız çok küçük be abi, daha çocuk. Daha iyi ya, benim yaşlı kalbime gençlik aşılar, hayat aşılar. Kumar masalarında milyonlar erittim. Yıllarca en tehlikeli işlere girdim, hudutlar geçtim. Hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Sana akıl vermek haddimize düşmez ama... Ne aması? Bu yaşta bir kıza talip olmak bile ayıp karşılanır. Kim ne derse desin vız gelir. Bir yerden telefon edelim. Alo. Merhaba Mümtaz Bey. Herhalde en akıllı kararı vermekte güçlük çekmeyeceksin. Kararımı size bildirmiştim. Kararımı biliyorsunuz. Kumarda bütün hayatımı kaybettim. Kızımı bu işe karıştıracak kadar küçülmedim. Bana bir hafta müsaade et, sana borcumu ödeyeyim. Cilve yapman lüzumsuz Mümtaz Bey. Anlaşılıyor ki senin parayı vermeye niyetin yok. Sana yardım etmekle hata yapmışız. Biz bu işi kendi usullerimizle hallederiz. Alo! Alo! Bu herif kararlı, parayı vermeyecek. Bu iş gene sana düşecek Osman. Sağlık olsun, bir deneriz. Öyle değil. Bu seferki değişik, sana ters gelecek ama mecburuz. Kızını kaçıracağız. Olacak iş değil, bize yakışır mı? Sen kaçırmazsan başkasına kaçırtırım. Kafama koyduğum şeyi yapacağımı bilirsin. Çok ters düşer be abi. Mecburuz. Bu işi tek başına yapmak güç olur. Bir arkadaş bul, gereken parayı da vermekten çekinme. Kız kaçırmak mı? Zor iş be abi. Benim yapamayacağım iş yok. Nasıl anlatsam... Adamın bir şapkası olmalı hiç olmazsa. Bir trench coat, bir gözlük. Niye bunlar? Hava. Hava be abi. Kız bizi görür görmez korkmalı ki sözümüzü dinlesin. Kız güzel mi? Kaçırıp nereye götüreceğiz? Buraya getiremez miyiz? Bilmem ki, karımla konuşmalıyım. Başka bir yere götüremeyiz ki. Konuşmalıyım bir kere. Ne zaman konuşursun? Şimdi konuşurum. Şükran, Şükran, Şükran! Bak karıcığım, Osman abinin bir işi var. Ona yardım edebilirsek bütün sıkıntılarımızdan kurtuluruz. Ne işi? Biraz ters belki ama mecburuz. Bir kız kaçıracağız. Ne? Sen deli misin? Nasıl kaçırırsınız? Kaçırmamız gerek. Osman abinin söylediğine göre biz kaçırmazsak başkaları kaçıracakmış. Osman abi,
kızı daha kötü duruma düşmemesi için kaçıracak. Yalan söylüyorsun. Osman abi yalan söylemez. Sonunda başımıza bir iş gelmesin. Rezil olmayalım konu komşuya. Hiçbir şey olmaz. Benim güzel karım. Kızı buraya getireceğiz. Göreceksin ki ona hiç kötülüğümüz olmayacak. Bize yardımcı ol. Oh, korkuyorum. Hiç korkma. Şimdi iş şapkayla trençkota kaldı. Ne şapkası? Şapka canım. Basbayağı siyah bir şapka. Bir gözlük, bir trençkot. Heyecanlıyım be abi. Bak ellerim nasıl titriyor. Hata yaparsan ikimiz de yanarız. Elimde değil abi, ne yaparsın? Söylediklerin hep aklımda. Kızı takip edeceğim, tabii çaktırmadan. Sen dolanıp yolun başında bekleyeceksin. Kız tam arabanın yanından geçerken cumburlop arabaya. Tamam mı abi? Abi, kız çıkıyor galiba. Hadi abi, Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Affedersiniz, siz polis misiniz? Yo, ben mi? Hayır, ben şey, ben boksörüm. Arıyorsun burada, yoksa beni görmeye mi geldin? Geçerken uğrayayım dedim. İyi yapmışsın, beni sinemaya kadar bırakır mısın? Tabii. Aa, deli misin ne? Bu da kim? Yabancı değil, benim arkadaşım. Ha, anladım. Şimdi işin doğrusunu söyle arkadaş. Sen beni görmeye geldin değil mi? Arkadaşı da benim için gönderdin. Tabii. Abi biliyorsun, bizim hanım yemeğe bekliyor, balık yapacaktı. Balık mı? Ben balığı çok severim. Bize gidelim öyleyse. Gidelim mi arkadaş? Sen bilirsin. Hı? Sen bilirsin var mı abi? Sana işin doğrusunu söyleyeyim mi arkadaş? Senin gittiğin günün gecesi seni rüyamda gördüm. Sizin oradaki atları da gördüm. Senin karın güzel mi? Güzel. Benim karım çok iyi salata yapar. Aa, ben de iyi salata yaparım, yumurta pişirmesini bilirim. Sonra ben sigara da içerim. Merhaba. Sana yemeğe geldik. Balık yapacakmışsın. Ne balığı?
Ha, balık. Gel, senden konuşacaklarım var. Aa, anladım. Balıklarınız hazırlanıyor siz konuşana kadar. Kaçırdığınız kız bu mu? Bu. Boşuna heyecanlanmışız. Miskin de ayağınla geldi. Şapkayla trenç kotu da haybeye almışız. Beni çok beğendiğini söyleyeceksin değil mi arkadaş? Bak kızım, işin doğrusu şu, biz seni kaçırdık. Ha? Ne? Kaçırdınız mı? Sahi mi? Ciddi mi söylüyorsunuz? Ay ne kadar güzel! Fakat babamın anlattığı kaçırmaların hiçbirine benzemiyor. Kabul etmiyorum arkadaş. Beni kaçıracaksan eğer atla silahla kaçır. Koca ömrümüzde bir defa kaçırıldık, o da doğru dürüst olsun. Ben seni kendim için kaçırmadım. Kim için kaçırdın öyleyse? Bizim patron için. İmdat! Kız kaçırıyorlar, kurtaran yok mu? Aptal kafa! Ne seni çalışır biliyordum. Başkası için kız kaçırmak ayıp değil mi? Yakışır mı sana? Ben seni kaçırmasam başkaları kaçıracaktı. Kim? Tanımazsın, bilmezsin. Dünya para için anasını babasını bile satabilecek insanlarla dolu. Niye kaçırsınlar beni? Hele patronun niye kaçırsın beni? Babanın kumarbaz olduğunu biliyor musun? Yalan söylüyorsun. Babam bütün servetini kumarda kaybetti. Yalan! Son olarak 200 bin lira borçlandı bizim patrona. Parayı ödeyemedi. Karşılığında seni istedi bizim patron. Babam vermedi seni. Ve siz de buna karşılık beni kaçırdınız öyle mi? Yazıklar olsun. Ben de seni dürüst bir adam sanmıştım. Osman abi daima dürüsttür. Birkaç gün misafirimiz olacaksın. Bizden sana kötülük gelmez. Seni kaçırmak bizim de onurumuza dokundu. Sana kötülük gelmesin diye bu işi kabullenmek zorunda kaldık. Başkaları kaçırsaydı daha kötü olabilirdi. Bağırıp çağırmamak, evden kaçmamak şartıyla bu evde her şeyi yapmakta serbestsin. Beni emretmişsiniz. Sana kötü bir haberim var ama düzeltmek senin elinde. Kızın benim elimde. Ne? Kızım mı? Nasıl olur? Evet kızım. Kızın benim elimde. Eğer polise gidersen senin için iyi olmaz. Meseleyi aramızda tatlılıkla halledelim. Maksadın ne? Maksadımız açıktır. Bana olan 200 bin lira borcunu veremiyorsun bir. Verecek durumun da yok iki. Bunu yapmamalıydın, kızımın yanında beni küçük düşürmemeliydin, rezil oldum, rezil! Olan olmuş bir kere, bundan sonra olacaklara bakalım. Parayı verecek misin? Hayır! Kızını verirsen 300 bin lira daha veririm, milyon tutarında servetim var, ölürsem hepsini kızına veririm. Ben kumarbazım ama bu kadar adi kumarbaz değilim, kızımı satacak kadar küçülmedim daha! Kızımı bana bağışla, evimi satar borcumu ilk fırsatta öderim! İstersen evden çıkarım, ev senin olsun! Ben de ev çok, paramı isterim ben, seni tekrar arayacağım! Polise haber verme, kızını bir daha görmezsin, seni de rezil ederim! Ne olur, yalvarırım, dinle beni, dinle! Ne olur, dinle beni! Kızım beni affet! Bütün ömrüm boyunca kumar peşinde koştum, anan da bu yüzden öldü! Sonunda sana da kötülüğüm dokundu. Canım yavrum, beni affet! Thank you.
yemeyeceğim ve acımdan öleceğim. Bir defasında ben babama kızdım, 5 gün yemek yemedim. 5 günde ölmedinse burada hiç ölmezsin. Babam polise haber verirse sizi hapislere atarlar. Bu ne balığı? Palamut. Taze mi? Taze. İyi, afiyet olsun. Afiyet olsun. İstanbul oynuyor, sen de beni sinemaya götür. Olmaz, kaçırılmış kızlar sinemaya gitmez. Sahi ben kaçırıldım değil mi? Ay çok sıkılıyorum, daha kaç gün kalacağız burada? Babanla anlaşmaya bağlı. Babam istese bile sen beni o morağa verir misin? Bana kıyar mısın? Kıyabilir misin? Zavallı babam, kim bilir ne kadar üzgündür. Saatiniz şaşırmasın. Bugüne kadar şaşırmamış, bundan sonra mı şaşıracak? Kızı güzel bulduysa aklı karışmıştır belki. Fedai milletine pek güven olmaz. Yarı yolda bırakırlar adamı. Osman 6 yıldır yanımda, daha en küçük bir hatasını görmedim. Geliyor işte. Durum nasıl? Bu iş bana ters geldi patron. Ne demek ters? Bayağı ters. Daha önce aklın neredeydi? Bu da mı biliyor? Bu da ne demek? Altı yıldır beraber çalışıyoruz Osman. Bugüne kadar aramızda hiç anlaşmazlık olmadı. İyi kötü bir geçmişimiz var. Hangi akla hizmet ettiğini anlayamıyorum. Bugüne kadar senin aklına hizmet ettim. Bundan sonra kendi aklıma hizmet edeceğim. Maksadın ne? Maksadını açık söyle. Beni yanlış anlama. Bir kız için fikir değiştirdiğimi sanma.
Lakin bana yaptırdığın iş yanlıştır. Ben bütün hayatımı mert bir delikanlı olarak yaşamak istedim. İstanbul'u bırakıp gitmemin sebeplerinden biri de buydu. Ben pezevenk olmak isteseydim, şimdi İstanbul'da milyonerdim, anlıyor musun? Sen benim emrimde değil misin? Bugüne kadar bunun için beslemedim mi seni? Sana göğsümüzü siper ettik. Her yerde Bektaş Ağa geliyor densin diye kendimizi ölümlere attık. Kısacası şu, ben bu işte yokum. Kızı babasına teslim edeceğim. Yapamazsın. Artık emir kulu değilim. Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Benim adım? Hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük. Tetiği çekmek 20 sene yazar. Osman! Osman! Dur Osman! Gitme, beni dinle Osman! Sen bunu takip et, kızın nerede olduğunu öğren. Gecikti değil mi? Başına bir iş gelmesin. Merak etme, neredeyse gelir. Merak ettiğim falan yok. Bu Osman'ın kimsesi yok mu? Yani anası, babası? Çocuk yaşta anasını babasını kaybetti. Çocukları? Hiç evlenmedi ki çocukları olsun. İyi tanır mısın? Çocukluk arkadaşım, beraber büyüdük. Çok iyi bir adamdır. İyi adam başkası için kız kaçırır mı? Bir düşündüğü vardır elbet. Bana yabancıyım dedi, yalan mı söyledi? Şaka etmiş. Çok iyi bilir İstanbul'u. Yıllarca kahrını çekti bu şehrin. Sonra bir gün ansızın her şeyi bırakıp kayboldu. Eskiden cıva gibiydi. El avuca sığmaz bir adamdı. Zaman onu eskitmiş, ateşini küllendirmiş. Belki böylesi daha iyi. Ömrü uzadı hiç olmazsa. İstanbul'da kalsaydı çoktan ölmüş olurdu. Keşke ölseydi. Ölseydi beni kaçıramazdı o zaman. Kendisi için olsaydı neyse, hoş karşılanırdı ama başkası için olunca ayıp. Ayıp değil mi? Bir düşündüğü vardır dedim. Ondan sana kötülük gelmez bacı. Aklını topla. Merhaba arkadaş. Ha, sen miydin? Ben de kapıyı başka birisi çaldı zannettim. Uyumadın mı? Uyuyamadım arkadaş. Bana bir sigara verir misin? Aa! Rakı mı içiyorsun bu saatte? Ben bir
defa rakı içtim, 3 gün hasta yattım. Nasıl içiyorsun bunu? Böyle, bardakla. Üstüne de bir yudum su. Sen hiç attan düştün mü? Düşmedim. Benim canım attan düşmek istiyor. İnşallah düşersin. Sana bir şey sorayım mı? Hı. Sen hiç aşık oldun mu? Ben. Hı. Ben. Hı. Ben. Hı. Bak, aşık olunca adamın burasında böyle bir şeyler tıkanır mı? Soluğu kesilir, kalbi tıp 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 atar mı? Belki. Deme ya! Bak gördün mü, ben aşık oldum galiba. Allah Allah! Bak sen işe! Hadi, hadi uyu arkadaş! Sabah seni babana götüreceğim. Aa, neden? Ya babana, ya da patrona götürmek zorundayım. Ya. Hadi. Sen git yat arkadaş. Peki arkadaş. Adam mıdır? Osman, bizim Osman abimiz. Bizimkinin çocukluk arkadaşıdır. Ona sorarsan dünyanın en iyi insanıdır. Bana sorarsan pek bilmiyorum. Osman bizim oyunu bozdu. Kalleşlik etti namussuz. Şimdi bu adam kızı teslim ederse bizim para da gitti, itibar da. Bu işi sen bana bırak abi. Nasıl? Şimdi biz her şeyden önce... Hatırlamanız için sizi hiç unutmayacağım. Hayatımın en güzel günlerini bu evde geçirdim. Lütfen bunu kabul edin, ben de sizi hiç unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Ne bakıyorsun? Ağlıyor muyum sanıyorsun? Bende hiç ağlayan insan hali var mı? Sahiden gidiyor musun?
Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Bana bir şey söyleyecek misin? Güle güle. Bizim kusurumuza bakma. Peki. Allah'a ısmarladık. Çekilin şöyle, çekilin. Abi ne oluyor? Çekilin çocuklar. Her türlü tertibat alındı efendim. Hayrola, bir hadise mi olmuş? Adam vurmuşlar galiba. Vurmuşlar mı? Kim vurmuş? Bilmiyorum. Söylediklerine göre hastaneye kaldırmışlar. İstinye Hastanesi'ne bıçaklamışlardı. Hastaneye yetişemeden yolda ölmüş zavallı. Karısı da komada. Şaşırmadan yoluna devam et. Turan'ı öldürmekle hata ettiniz. Hanginiz öldürdü? Sorgu suali bırak. Patronun hesap sormak için seni bekliyor. Kimin kimden hesap soracağı belli oldu artık. Thank you.
6 yıl ekmeğimi yedin köpek! Bana karşı gelinmeyeceğini, benim sözümden çıkılmayacağını hala anlayamadın mı? Seni de böyle yapacağım!
fırlama! Kaldır ellerini! Kızı o hale kim getirdi? Konuş! Hikmet Bey ile Bektaş Ağa! Siz ne yaptınız? Hiç, baktık! Vicdanınız hiç sızlamadı mı? Bu gözlerle mi baktınız? Dur, yapma! Yapma! Acı bana, acı! Sen kıza acıdın mı? Osman!